Kanal V ekranlarından mutlu akşamlar. Bugün 7 Ocak 2018 hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize başlamadan önce gündemden öne çıkan başlıklar geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise olarak bilinen Bulgar Kilisesi'nin açılış törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un da yer aldığı açılışta Erdoğan ne mesajlar verdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü diğer adresi Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin genel kuruluydu. Boğaziçi'nin hak ettiği değeri alamadığını belirten Erdoğan hangi uyarıda bulundu? Yeni yılın gelmesiyle oda seçimleri başladı. Antalya Gazete Bayi ve Büfeciler Odası da seçime gitti ve 8. olağan genel kurulunun gerçekleştiği salonda mevcut başkan Adnan Dere tekrar başkan seçildi. Anadolu Hemşeri Dernekleri platformunun düzenlediği ve farklı kentlerde kültürler arası alışverişin sağlandığı gezilerin dünkü durağı Gaziantep'ti. Kanal V ekibinden Akif Arıcı ve Mehmet Karakaş sizler için Gazişehir'i görüntüledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kazaların yaşandığı yoldaki eylemler denetimi de getirdi. Polis kazaların yaşandığı o yolda radar uygulaması başlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan zanlı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Demir Kilise olarak bilinen Bulgar Kilisesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve birçok bakan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş önemli bir mesaj olarak görüyoruz dedi. İstanbul Balat'taki 1898 yılında demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan ve Demir Kilise olarak bilinen Bulgar Kilisesi 7 yıl süren tadilatın ardından törenle açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve birçok bakan katıldı. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta verilen mesajı anlattı. Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. İstanbul buradaki özellikle şu fotoğrafla farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm dünyaya özellikle göstermiştir. Ülkenin her köşesinde diğer dinlere ait ibadethaneleri ayağa kaldırdıklarını dile getiren Erdoğan, başka ülkelerde bulunan ortak kültüre ait eserleri onarabileceklerini söyledi. Bulgaristan'daki tarihi vakıf eserlerinin ve camilerin de onarıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Demir Kilise örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmaları birlikte yapabiliriz. Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli toleransın gösterilmediğini belirten Başbakan Yıldırım bu durumun tehlikesine dikkat çekti. Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Orta Doğu'da yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar, mezhepleri veya inançları nedeniyle hedef olurken aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve gittikçe tırmanan ırkçılık olarak Batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor. Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen kilise protokol tarafından gezildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kilise açılışının ardından Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin genel kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ terör örgütüne hizmet edenler için ülkesine hizmet etmek yerine zihnini Amerika'ya yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı olmaz diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. olağan genel kuruluna katıldı. Dünyanın köklü üniversitelerinden örnekler veren Erdoğan, bunların ortak özelliğini ise toplumlarına sıkı sıkı bağlı olmalarını gösterdi. Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumundayım. Çünkü bu üniversitemiz biraz önce Mevlana Hazretlerine atıfla ifade ettiğim hususta açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nin hak ettiği yeri alması için destek vereceğini söyledi. Derneğimizin katkılarıyla maziden atiye kuracağı güçlü köprüyle bu bakımdan da kısa sürede ülkemiz ve dünya akademi hayatında hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Bu doğrultuda atacağınız her adımda Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda yer alacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı üniversitelerin önemine değinerek FETÖ gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğini anlattı. Bugün de Türkiye benzer saldırılarla karşı karşıyadır. FETÖ dediğimiz ihanet çetesi etkisini aldığı insanların zihinlerini örgüte karşı kayıtsız, şartsız bir itaat duygusuyla çökertirken gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi en acımasız vahşetlere de yöneltebilmiştir. Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika'da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz, Müslüman da olmaz. Yeni yılın gelmesiyle oda seçimleri de başladı. Antalya Gazete Bay ve Büfeciler Odası'nın seçiminde de mevcut başkan Adnan Dere tekrar başkanlığa seçildi. Antalya'da Gazete Bayi ve Büfeciler Odası Olağan Genel Kurulu Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantı salonunda gerçekleşti. 8.'si gerçekleşen kurula AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in yanı sıra Antalya Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Protokol Üyeleri de katılım gösterdi. Allah'ın başkanıma başarılar diliyorum. Allah başarılarının devamını nasip etsin. Adnan Dere dostumuz esnaf odacılığının kitabını yazıyor, yazmaya da devam ediyor. Gündem konularının konuşulduğu kurulda dönem faaliyetlerini içeren bir barka vizyon gösterimi sunuldu. Ardından birlikte 20. yılını dolduran esnaflara plaketleri takdim edildi. Yaklaşık 800 kişinin katılım gösterdiği kurulda yeni seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkan ve aynı zamanda Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Atlıhan Dere yeni adaylığını da açıkladı. Bugün 7 Ocak 2018 sizlerin desteğiyle beni bugün Gazete Bayi Feci Odası seçtiğiniz takdirde 1 Mayıs 2018'de Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne bir büfeciler odası başkan olarak tekrar adaylığımı da burada sizlerin huzurunda ilan ediyorum. Divan üyelerinin başkanlığınca yürütülen kurul katılım gösteren üyelerin oy vermesiyle sonlandı. 443 kişinin oy kullandığı seçim sonucunda Atlıhan Dere tekrar başkanlığa seçildi. Anadolu Hemşeri Dernekleri platformunun düzenlediği ve farklı kentlerde kültürler arası alışverişin sağlandığı gezilerin dünkü durağı Gaziantep'ti. Bizler de Gaziantep'teydik ve sizler için kentte kısa bir tur atıp bazı görüntüler elde ettik. Şimdi de milli savunmanın yapıldığı o kültürler arası kaynaşmanın yaşandığı kentten görüntüler geliyor ekranlarınıza. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu bölgesinin Akdeniz'e en yakın şehri. Son yıllarda nüfusu 2 milyonu aşan Türkiye'nin en kalabalık 8. kenti. Özellikle Fransız işgalinde verdiği mücadeleyle Gazi unvanını alan Gaziantep, gastronomi ve tarihiyle ön plana çıkıyor. Göçmenler, sanayileşme ve ticaretin artmasıyla eski İpek yolunun geleneğini sürdüren kent bir yandan modernleşirken bir yandan da eski kültürünü koruyor.
Eski meslekler de kent merkezindeki iş yerlerinde hala sürdürülüyor. Vallahi şöyle kış senedir belli yapayım. Zor mu peki? Yok, kolay değil, zor. Bakır kaplar önce ısıtılıyor, ardından kalaylanarak satışa hazırlanıyor. Kentin en büyük simgelerinden biri olan Gaziantep Kalesi her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Gaziantep Kalesi'nde bulunan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Müzesi işte bu ünvanın kolay alınmadığının en büyük göstergeleri arasında. Müzede milli mücadele ve savunmanın ilk ateşinin nasıl yakıldığı ve tarihin nasıl yazıldığı hem görsel hem de işitsel bir şekilde anlatılıyor. Kentin tarihini en iyi aktaran merkezse Zeugma Mozaik Müzesi. Müzenin en gözde eseri ise dünyaca meşhur Çingene Kızı mozaiği. Zeugma Antik Kenti'nin simgesi haline gelen mozaik özel karanlık bir odada sergileniyor. Daha fazla geçince alarm çalıyor. Bakan Bey'in cep telefonuna aldığı şey gidiyor mesaj. Aa. Çingene Kızı çalıyorlar diye. Aa. Milli Mücadele Müzesi'nde ise bir süre yer altında yaşayan vatandaşların nasıl çalıştıkları canlandırılmış. Günün sonunda ise Antalya heyeti kentte bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le buluştu. Bizim için gurur verici bir tablo. Antalya'dan gelen tüm sivil toplum temsilcilerimize, Gaziantep'li hemşehrilerimize, siyasi partilerden, sivil toplumdan gelen tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Antalya'ya da buradan Gaziantep'ten selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki yemeğin ardından kent gezimizi tamamladık ve Antalya'ya dönüş yaptık. Rusya'nın kapattığı domates kapısının ardından 2017 yılında gerçekleştirdiği 50 bin tonluk domates alımı Türk üreticileri tatmin etmedi. Daha önce 300 bin tona yakın domates ihracatının yaşandığı Antalya'da üretici ve tüccar Rusya ile eski günlere dönmek istiyor. Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında yaşanan uçak krizi sonrasında ilişkiler eski günlerine dönmüştü. Tüm ürünlerde yasaklar bir bir kalkarken domateste ise geçen yıl Aralık ayında 50 bin tonluk alım gerçekleşti. Kriz öncesi 300 bin ton gerçekleşen domates ihracatı sonrası gelen 50 bin tonluk alımsa üretici kanadını tatmin etmedi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı 50 bin tonu yeterli bulmadıklarını belirterek Rusya ile ilgili kısıtlamaların devam ettiğini vurguladı. Üşürmeye izin verdik, şu ifade ettiğiniz gibi ve 50 bin ton alım sınırlı yıllık domates ihracatımızı. Rusya'ya biz ortalama 250-300 bin ton domates ihracatı yapıyorduk. Dolayısıyla hem miktar kısıtlaması hem firma kısıtlaması aslında domateste Rusya tarafının kısıtlamasını devam ettiğini gösteriyor. Ama şu an için domatesteki kısıtlamanın devam ettiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. İhracatın olmayışının kendilerini sıkıntıya soktuğunu dile getiren üreticilerden Ramazan Durgun, 2017'nin son ayına göre domates fiyatında düşüş yaşandığını söyledi. Domatesimiz 2017'nin son ayın Aralık ayına bakış çok düşük şu anda. En az 1 milyon fark var arasında, 1 TL fark var arasında düştü yani domatesimiz düştü. Düşmesindeki asıl sebep? İhracatın olmayışından dolayı. Daha doğrusu ilaççı arkadaşlarımın göndermiş olduğu malların kapıdan geri dönmesi, içeriye girmesi bugün bizi sıkıntıya soktu. Yeni yıla yeni umutlarla giren üreticilerin şu anda tek temennisi ise özellikle domateste eski günlere dönmek. CHP Antalya 36. İl Olağan Kongresi bugün başladı. Mevcut Başkan Mustafa Erdem ile 3 adayın yarıştığı kongreye yaklaşık 600 delege katılım gösterdi. Adaylardan Tuncay Ercenk son dakika adaylıktan çekildi. CHP Antalya 36. İl Olağan Kongresi bugün Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. CHP Antalya örgütünde mevcut il başkanı Mustafa Erdem'in yanı sıra protokol üyeleri, belediye başkanlarıyla başkan adayları Vahap Tuncer ve Ahmet Kumbul katıldı. Öğle saatlerinde başlayan kongreye adaylar kendilerini destekleyen partililerin tezahüratları eşliğinde salona geldi. 45 doğal delegenin bulunduğu CHP'de mahallelerdeki seçimlerin ardından çıkan 600 delegenin oyuyla belirlenecek olan kongrede daha önce adaylığını açıklayan Tuncay Ercenk son dakika aday olmadığını açıkladı.
Kongrede dikkat çeken bir detay ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın protokoldeki sandalyesine isminin yazılmasıydı. Antalya'nın yeni il başkanının belli olacağı kongredeki oylama saat 18 sıralarında başladı. Yeni başkan yaklaşık 600 delegenin oy verme işleminin ardından belli olacak. Antalya'nın Alanya ilçesinde kazaların yaşandığı yoldaki eylemler denetimi de getirdi. Polis kazaların yaşandığı o yolda radar uygulaması başlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan zanlı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Kepez Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni bir projeye imza attı. Sen de Bir Dahisin adlı zeka oyunları yarışmasıyla genç öğrencilerin kendilerini geliştirmesi sağlanacak. Kepez Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi başlattıkları projeyle ilkokul 4 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için Sen de Bir Dahisin zeka oyunları yarışması yapacak. Gençlerin gelişmesini sağlayacak yarışmanın protokolü okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Yarışmanın 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleşeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan destek verenlere teşekkür etti. 23 Nisan Haftası etkinliği olarak düzenlenecek. Ben bu organizasyonda bize her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımıza, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Sadece fiziki mekanların yeterli olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendine yol belirleyebilen gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sen de Bir Dahisin projesi, zeka oyunlarına yönelik bir çalışma olmanın yanında, zekayı geliştirmeye yönelik bir çalışma olmanın yanında, gelişen zeka ile elde ettiğimiz ürünlerle geleceğimizi aydınlattığımız bir sürece kapı aralama anlamına geliyor. Ve ben bu çok kıymetli yarışmayı, bu çok önemli projeyi bu açıdan destekliyorum. Öğrencilerin gönüllülük esasına dayalı başvuru yapacağı ve işlem, strateji, görsel mekanikle geleneksel oyunların yer alacağı yarışmanın protokolü imzalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup vatandaşın gerekli önlemler alınmadığı için yaptığı eylem denetimleri de beraberinde getirdi. Polis şimdi o yolda radar uygulamasına başladı. Geçen hafta araç trafiğine açılan Alanya çevre yolunda meydana gelen kazaların ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tepki göstermişti. Son olarak aynı yolda 9 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarpması nedeniyle vatandaşlar eylem yapmıştı. Dün ve bugünse Alanya polisi bölgede geniş kapsamlı radar uygulaması yaptı. Trafik ekiplerinin hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere para cezası uyguladığı kaydedildi. Bölgede yapılan radar uygulamasıyla şu ana kadar 44 araca toplam 14.720 lira para cezası uygulandı. Uygulamaların sıklıkla devam edeceği öğrenildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde deyim yerinde ise tam anlamıyla köprü çilesi yaşanıyor. İki mahalleyi birbirinden ayıran dere yatağında köprü olmaması ulaşımı zorlaştırıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle'yi birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yeni Mahalle'de dere yatağına yakın konumda oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki 500 metre uzaklıktaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Mahalle sakinleri köprü olmadığı için paçaları sıyırıp yaklaşık yarım metrelik suya girip karşıya geçiyor. Abi ayaklarım dondu, kıpkırmızı oldu ayaklarım. Hasta olacağım ben yani, her gün böyle bu çocukları, bu benim kızım, bunlar komşuların çocukları. Anneleri işe gidiyor, ben geçirmek zorunda kalıyorum. Buraya yani köprü istiyoruz biz sadece. Başka hiçbir şey değil. Yengem sayıyorum. Yani hastalanıyor bizim
derdimizden. Yani köprü yapılmasını istiyoruz bir tek buraya. Biz geçirirken bazen hastalanabiliyor. O yüzden sadece biz kendimiz geçemediğimiz için bir tane köprü yapılması istiyoruz. Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Köprünün olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı yeni mahallede oturan Aksu İlkokulu öğrencileri çekiyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen turistler ve yerleşik yabancılar sahillere akın etti. İşte kış ortasında yaşanan deniz keyfinden güzel kareler. Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından turistler ve yerleşik yabancılar sahile indi. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu hafta sonunda kentteki yabancılar güneş ve denizin tadını çıkardı. Denize girip yüzen turistler yazdan kalma görüntüler oluşturdu. Antalya'da yapımı devam eden alışveriş ve kültür merkezinde daha önce çalıştığını ve alacağı 4000 lirayı tahsil edemediğini ileri süren bir kişi inşaatın 6. katına çıktı. İlginç olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı mahallesinde yapımı devam eden alışveriş ve kültür merkezinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Daha önce inşaatta bir süre çalışan 20 yaşındaki AT alacağı 4000 lirayı tahsil etmek için inşaata geldi. İddiaya göre parasını alamayan genç inşaatın en üst katına çıkarak uç noktaya oturdu. AT'yi gören diğer işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler genci ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri zemine hava yastığını açtı. Polis yaklaşık 45 dakika sonra AT'yi ikna etti. İnşaattan çıkan AT sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Antalya polisi yine başarılı bir operasyona imza attı. Polis ekipleri uyuşturucu sattığını ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda dikkat çeken detay ise şüphelilerden birinin kucağındaki bebeğiydi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde operasyon yaptı. Baskında kucağında bebeğiyle uyuşturucu sattığı tespit edilen SC adlı kadınla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelililer emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 gün önce yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Saray Mahallesi Çelikler Sokak'taki Raci Küçükayaz'a ait motosikleti çalmak isteyen şüpheli önce etrafı kontrol etti. Daha sonra motosikleti iterek götüren şüpheli kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyerek şüphelinin eşkalini belirleyen polis 32 yaşındaki Adnan Z'yi gözaltına aldı. Motosiklet kullanmayı sevdiği için hırsızlık yaptığını söyleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kanal V hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdaydık. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketim.